Leylekleri Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Leylekleri Batı Ermenistan'ın Dicle Vadisi'ne akın etti. Pontos Rumları 19 Mayıs bizler için soykırımdır. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nda insansız hava aracı test edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir günde 230 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. 255 kişi iyileşti. Köyümüz, tarihimiz sular altında kaldı. Bugün Bedros Turya'nın doğum günü. 19 Mayıs 1919'un Pontos Rumlarına yönelik soykırımın en ölümcül darbesinin başlangıcı olduğunu belirten Pontoslu Rumlar, bu tarihin aynı zamanda Kürtler, Aleviler ve diğer halklar için de soykırım ifade ettiğini vurguladı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1915'te 1,5 milyon Ermeni ve 300 bine yakın Süryani'nin hayatına mal olan tehcir ve soykırımın son halkası Pontus Rumlarına yönelik gerçekleşti. Yunan tarihçi Konstantinos Fotiadis'e göre 1914-1921 yılları arasında Amasya, Samsun ve Giresun'da 134.078, Niksar'da 27.216, Trabzon'da 38.334, Tokat'ta 64.582, Maçka'da 17.479, Şebinkarahisar'da 21.448 Rum, mübadele yollarında hayatını kaybeden 50.000 insanla birlikte toplam 353.000 Pontoslu soykırıma uğradı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisinden Armen Press'e aktarılan bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'nun ilgili uzmanları tarafından tasarlanan ve modernize edilen bir insansız hava aracı, 19 Mayıs'ta Dikranagerd adlı askeri okulda başarıyla test edildi. İnsansız hava aracı çeşitli teknik konum araçlarından bağımsız olarak çalışıyor, yüksek kaçınma ve ateş açma imkanına sahip, teknik özelliklerle önde gelen ülkelerin benzer cihazlarından daha düşük değil ve kolayca kontrol ediliyor. Önümüzdeki aylarda insansız hava aracı üretim aşamasına girecek ve Artsakh Cumhuriyeti savunma sisteminde tam yerini alacak. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, 20 Mayıs saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 230 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası tespit edildi. Toplam 5271 koronavirüs vakası 20 Mayıs'ta doğrulandı. 1030'u son günde olmak üzere toplam test sayısı 44.071'dir. Şu anda bir günde 30 azalmayla 2758 kişi tedavi edilmektedir. Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi nedeniyle Kars Sarıkamış'taki Karakurt Köyü sular altında kaldı. Mezarlıkları da sular altında kalan köylüler mezarları taşımaya başladı. Köyde mahsur kaldıklarını belirten köylüler evlerinin çatılarına çıkmak zorunda kaldı. Bir güne konuşan Karakurt Köyü'nden Zafer Can'dan, "Bize buradan çıkın gidin diyorlar. Evimizi nasıl bırakacağız? Ölülerimizi nasıl çıkartacağız? Sokak hayvanları kendine yiyecek bulamıyor. Evlerimizi, tarihimizi sular altında bıraktılar," dedi. Suların yükselmesiyle yolların ve yurttaşların evlerinin yanı sıra birçok kültürel miras da sular altında kaldı. Bölgede 2000 yıllık tarihi olan bir kilise, 22 kültürel miras ve Urartu döneminden kalan taş evler bulunuyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün şair Bedros Turya'nın doğum günü. Gerçek soyadı Zımbayan olan Bedros Turya'n 20 Mayıs 1851'de Konstantinopolis'te doğdu. 1867'de Üsküdar Seminerinden mezun oldu. Bir eczacının öğrencisi oldu, yazar, ev öğretmeni, aktör olarak çalıştı. Şiirler, oyunlar yazdı, politika yazarı ve tercüman olarak faaliyet gösterdi. Victor Hugo'nun Kral Eğleniyor, Shakespeare'in Macbeth gibi pek çok diğer eserleri çevirdi. 19. yüzyılın tarihsel geçmişini tafsir ederken halkın krallara ve bakanlara karşı protesto ve nefretini dile getiren ilk Ermeni yazarıdır. Tarihi yurtsever trajedi konusunu reddederek 1871'de Tiyatro ya da Sefiller adlı dramasını yazdı. Kamu yaşamındaki yoksulluk ve sefaleti görerek ahlaki ve psikolojik sonuçlarını gösterdi. 1871'in başlarında şairin ölümcül hastalığı olan ilk tüberküloz belirtileri ortaya çıktı. İlk başta dikkat etmiyor ve eserler yazmaya devam ediyordu. En iyi şarkılarının çoğu aynı yıl içerisinde oluşturuldu. O günlerde bir şair ölümden korkmaz,
herkes ölümsüz olsaydı ve ben sadece ölümlü olsaydım, o zaman üzülmeye hakkım vardı diye yazdı. Ama şair ne kadar ölümden korkmadıysa da aynı yılın sonunda yatağa düştü. Ertesi yıl 21 Ocak 1872'de şair Konstantinopolis'te hayatını kaybetti. İlk kitabı ölümünden sonra yayınlandı. Dorian ölümünden bir gün önce "Değerimi bilmediler ama beni arayacaklar" sözünü söyleyecekti. O Ermeni şiirinde derin bir iz bıraktı. Onun şiirleri düzinelerce dile çevrildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluktan solist Yervan Torosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Nareyar ve Horodik Nanan adlı eseri sunuyoruz. Çeni zanzi ere ruhunim horodik megucar Talis hedef sare ruhun ah nareyar nareyar Gnam etmez kare ruhun im horodik megucar Nare 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 yar im horodik megucar Nare 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 yar paro hoer tang zovasar Nare 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 yar im horodik megucar Nare 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 Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.